Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber 500 TL'ye kadar en iyi kablosuz kulaklıklar hangi modeller yani benim favorilerim hangileri onlara yakından bakıyorum. Evet hepinizin desteği sayesinde kanalım neredeyse 13.000 aboneye ulaştı. Bu videoyu çektiğim sıralarda belki de videoyu yayınlayana kadar 13.000 aboneyi de geçmiş oluruz diye düşünmekteyim. Sizlere bana verdiğiniz destekler için çok çok teşekkür ediyorum ve kanalımı hızlıca 100.000 yapabilmem için de desteğinizi benden esirgememenizi tekrardan rica ediyorum sevgili dostlar. Kanalıma abone olup videoları beğenip diğer videoları da bir göz atarsanız ve tabii ki bir de yorum bırakırsanız videoların altına beni sonsuz mutlu edersiniz ve gelelim listemizdeki ilk sırada bulunan Anker AR100 modeli kulaklığa. Bu kulaklığın tanıtıldığı gün lansmandaydım ve lansmandan sonra kulaklığı hemen deneyimleme fırsatım olmuştu. Böyle biraz kelimeleri seçmekte zorlanıyorum çünkü ne yazık ki 239 TL tanıtılan bu kulaklığın güncel fiyatı şu sıralar. 499 TL'ye kadar gelmiş durumda. Bu kulaklığı kısa bir sürede olsa test etme fırsatım oldu ve bu kullanım sırasında en çok beğendiğim şey açıkçası yüksek seviyede verebildiği baslardı. Çünkü çok iyi bas verebiliyor bu kulaklık ve suya ve toza karşı dayanıklılığı da bu işin cabası gerçekten. Genel hatlarıyla değerlendirdiğim zaman R100 bence bu fiyat seviyesinde sizleri tatmin edebilecek en iyi seçeneklerden bir tanesi olarak bu listede yer alıyor. Neredeyse peynir ekmek gibi satılıyor diyebileceğim Lenovo'nun P1 modeli, bir LivePods isimli yine gerçek kablosuz kulaklık deneyimini bizlere sunabilen bir kablosuz kulaklık modeli var sevgili arkadaşlar. Bu kulaklıklara da yine baktığımda aslında buradaki en önemli detayın şu olduğunu görüyorum. Ürünler güzel, yani tasarım anlamında güncel bir tasarımı bizlerle buluşturan bir model ve tabii ki her şeyin yanı sıra fiyatı da şu sıralarda 240 TL bandında geçtiğimiz yıl bu kulaklığı 150 ila 160 TL bandına satın alabiliyorduk. Günümüzde ise hala 240 liraya alınabilir seviyede bir kulaklık olarak listede yine kendine yer buldu. Biliyorum listenin birinci sırasında zaten bir anker vardı. Ancak listede bir de kulak içi olmayan güzel bir alternatif olsun istedim. Çünkü kulak içini sevmeyen insanlar olabiliyor. Kulak üstü kulaklık arayan insanlar olabiliyor. İşte o arkadaşlarım için Anker'in Q10 modeli kulaklığı listede kendine yer buldu. Bu kulaklığın fiyatı şu sıralarda 499 TL bandında. Kulaklığın ses deneyimine baktığımızda ise aynı r modelinde olduğu gibi Q10 modelinde de iyi basları bizlerle buluşturabildiğini ve kulak üstü deneyiminde de başarılı bir sonucu bizlerle buluşturduğunu sizlere söylemem mümkün sevgili arkadaşlar. Yani ben beğeneceğinizi düşünüyorum bu kulaklığı özellikle kulak üstü kulaklık arayanlara güzel bir alternatif 500 TL bandında Anker Q10 ve Xiaomi'nin bu kulaklığı olmazsa olmaz Redmi AirDots S bunun farklı farklı bir sürü model ismi var ama gün sonunda bizler için Bim'de ya da A101'de satılan en uygun fiyatlı bluetooth kulaklıklardan bir tanesi bu kulaklık ve şu günlerde de fiyatı 250 ile 300 TL bandında geziniyor arkadaşlar Bu kulaklığı dediğim gibi bilmeyen yok Bence giriş seviyesinde bir kulaklık Ancak bu fiyat seviyesinde Bizlere sunduğu müzik deneyimi yani dinleme deneyimi Hiç de fena değil Ve tabii hazır yeri gelmişken sizlere şunu da söyleyeyim Bence listedeki Kulaklıkların Hemen hemen hiçbiri Dışarıda bir telefon konuşması yapmaya uygun değil yani bu kulaklıkların çoğu kapalı alanda bir telefon konuşması yapacaksanız sizi mutlu eder. Ancak dışarıya çıktığınızda bence dışarıdaki gürültüler sebebiyle çünkü listeye koyduğum kulaklıkların hemen hemen %85'ini bir süre test ettim ve tabii şimdi böyle olduğu zaman da bu kulaklıkları sizlere hani net bir şekilde daha net aktarabiliyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer sizlerin farklı favorileri varsa lütfen yorumlarda kendi favorilerinizi bırakmayı, imal etmeyi, sizlerin favorileri de ya da listede şu da olsaydı dediğiniz bir model varsa onu da belirtirseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Redmi AirDots S'e dönecek olursak da dediğim gibi yine giriş seviyesinde bir kulaklık fiyatı 250-300 TL bandında bilmeyeniniz yok listede olmazsa bence olmazdı ve tabii ki listedeki bir sonraki kulaklığımıza geçelim. Bu kulaklık deneyimiyle enteresan olabilir. Çünkü bu fiyat bandında diğerlerinden farklı özellikleri var. Mesela aktif gürültü engelleme gibi bir özelliği var. Realme Bud Air 2 modeli bir kablosuz kulaklık modeli bu. Bu kulaklıkta 25 desibele kadar gürültüler engellenebiliyor. Bu da tabii ki rakibi olan amiral gemisi modellerde bulunan o yüksek seviyelerdeki gürültüyü engelleyemese de günlük hayattaki gürültü kirliliği bir sokağa çıktığınızdaki yüksek sesleri arka plandan gelen yüksek sesleri engelleyebilir. Bir otobüse bindiğinizde otobüsün çıkardığı motor sesini yine engelleyebilir. Ve bir aktif gürültü engelleyicinin sizlerle oluyor olması bence güzel bir avantaj. Bu kulaklığın fiyatı da 490 ila 500 TL bandında geziniyor sevgili arkadaşlar bugünlerde ve tabi Xiaomi Mi True Wireless 2 modeli bir kulaklık da listemizde yine bizlerle buluşuyor. Bu kulaklığın fiyatı arkadaşlar 380 ila 400 TL bandında bu kulaklık Basic modeli olarak geçen model çok meşhur bir kulaklık. Yine bunun niye listelediğimi sizlere söyleyeyim kulak içi alternatifi arayanlar olabilir diye biliyorsunuz bizlerin hepimizin bildiği Apple'ın AirPods tasarımına yakın bir tasarımı olduğu için bu kulakları listeye ekledim. Açıkçası kulak içi kulaklıklardan rahatsız olan, kulak üstünü de sevmeyen, saçım bozuluyor, şeklim bozuluyor gibi düşünen insanlar için iyi bir alternatif olabilir yine Xiaomi'nin bu kulaklıkları. Ve gelelim Taotronics Sound Liberty 53 Pro modeli. Bu kulaklıklara popüler bir ürün arkadaşlar. Bayağı satılıyor bu üründe. 450-500 TL bandında bu ürünü de yine test etmiştim özellikle aynı R100 modelinde olduğu gibi yüksek seviyede bas arayan kullanıcılar için kesinlikle çok iyi seçeneklerden bir tanesi hatta baslar o kadar yüksek ki bu kulaklıkta o kadar başarılı ki bence bu kulaklığı satın alırsanız ve çok fazla basslı müzik sevmiyorsanız kesinlikle bir equalizer ayarı yapmanız şart sizler için çünkü o baslardan rahatsız olabilirsiniz ancak ufak tefek equalizer ayarlarıyla bu kulaklıklardan memnun kalacağınızda aşikar tüm kulak kulaklıklar için dediğim gibi kulaklıkların hepsinin ses seviyesine göre yorumladığımızı sizlere tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu kulaklıklardan bir mikrofon kalitesi ya da bir mikrofon beklentisine girmek açıkçası büyük bir hata olur. O yüzden sizlerin beklentilerini de bu seviyede tutmasını sizlerden rica ediyorum. Tekrardan listede görmek istediğiniz ama göremediğiniz bir kulaklık varsa mutlaka yorumlara yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.